şekilde daha büyüğü var bak. Evet. Daha yeni yeni çıkıyorlar. Evet. Yeni çıkıyorlar. Bakayım elindekilerine. Evet, neydi bunlar? Bunlar yabani kuşkonmaz. Tilki şende diyorlar. Yöreye göre isimler de değişebiliyor tabii ki. Kavurması, yumurtalısı çok güzel oluyor. Yani yenilebilir otların en güzellerinden biri. Şu baharın en güzel, evet. Genelde bu tür bu diken dallarının diplerinde oluyor. Bahardaki yeni çıkan filizleri. Evet, yeni çıkan filizleri. Bu dikenlerin yeni çıkan filizleri. Evet, bak. Bizim yabani kuşkonmazları güzel bir örnek. Bayağı da güzelmiş. Kırılabilecek en alt noktasından kırıyoruz. Zaten daha aşağısı sert olur. Hani kırılmaz. Oradan taze olan yerini kırıp bu şekilde alabiliyoruz. Çok da güzel oluyor. Sade soğanlı kavurması veyahut da işte dediğim gibi yumurtayla birlikte kavurması. Çok güzel. Burada yine şok var. Borcu mevcut. Burada da var. Buradakiler hatta daha bir güzel. Büyükler. Bu şotları. Böreklere, salatalara kullanabileceğimiz, çiğ olarak tüketebileceğimiz otlardan biri. Bu kuş otları çok güzel, güzel oluyor. Yani çiçeklenmeye başlamış artık. Evet. Ama o çok fazla hani etki etmiyor. Onun kendi tazeliğinden, yapraklarının yumuşaklığından dolayı onları bu şekilde alabiliriz. Yaparken salatalara, çiğ olarak kullanırken alabiliriz. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Ben kullanıyorum açık salatalarda. Çok da güzel yani.